Değerli öğretmenlerim merhaba. Bugün bir Web2 aracı olan Playbuzz'ı öğreteceğim sizlere. Öncelikle olarak sağ üst taraftan hesabınızı kayıt olarak giriş yapmanız gerekli. Burada site size bir kolaylık sağlıyor. Facebook ve Google Plus hesaplarınızdan sisteme giriş yapabilirsiniz. Ben de Facebook üzerinden sisteme kaydoldum. Sisteme giriş yaptıktan sonra isminiz çıkacak. İsminizin üzerine tıkladığınızda karşınıza bir arayüz geliyor. Ben daha önce yaptığım çalışmalar burada. Şimdi sizlere öncelikli olarak bu sitenin ne olduğunu göstereceğim. Akabinde örnek bir çalışma yapacağız. Öğrencilerinize bu çalışmaları sunmanızı sağlayacağım sizlere. Playbuzz aslında bir story, yani bir hikaye oluşturmanızı sağlayan bir web sitesi, kolaylık sağlıyor. Bu storylerde, yani bu hikayelerde bir video, fotoğraf, sağlı sollu kaydırmalı bir fotoğraf, tıklamalı bir fotoğraf veya bir anket çalışması gibi benzeri çalışmaları aynı anda kullanmanızı sağlıyor. Şimdi öncelikli olarak create dedikten sonra örnek bir çalışmanın nasıl yapılacağını sizlere göstereceğim. Burada farklı çalışmalar var. İlerleyen zamanlarda bu çalışmaların birebir nasıl yapılacağını göstereceğim. Ben bugün bir Flipkart uygulamasını yapmak istiyorum. Flipkart öncelikli olarak fotoğrafın ön tarafını gösteriyor. Fotoğrafın üstüne tıkladığınızda ise arka sayfasını çeviriyor ve bunun bir kelime, bir sayıyla eşleşmesini sağlayacak Flipkart. Hemen create dedim Flipkart'a girdikten sonra. Görmüş olduğunuz gibi bir başlık, add header, header demek başlık demek, bir başlık eklemek istiyor. Şimdi burada sistem hem Türkçe hem de İngilizce olarak sağlıyor. Bu yüzden Playbuzz sitesi bize bir kolaylık sağlıyor öğretmenlerimize. Şimdi mesela ben daha önce de meyveleri yapmıştım. Tekrardan meyveleri yapacağım. Mesela 2. sınıftaki bir öğretmenim öğrencilere meyveleri öğretmek istiyor. Meyve dedikten sonra Search tuşuna, yani arama tuşuna bastığımızda karşısına bir meyve fotoğrafları gelecek. Görmüş olduğunuz gibi fotoğrafımız çıktı. Herhangi bir tanesini seçtim. Sisteme maalesef yüklenmesi biraz uzun sürüyor. İnternet hızınıza bağlı. Story title dediği hikayenin başlığı, buraya yazalım. Meyveleri öğreniyorum 2. sınıf. Buraya da yazalım Çağlar Laçin. Şimdi title, buraya yazabilirim ki 1. soru. Front card, mesela burada bir herhangi bir meyveyi eklemek istiyorum. Yazalım armut. Arattım. Armut fotoğrafı çıktı. Bunu ekledim. Şöyle yazabiliriz hatta. 1. sorunun yanına. Aşağıdaki meyvenin adı nedir? Şunu hatta sağ tıkladım. Kopyala dedim. 2. sorumda da kullanacağım. Back'e bastığımda görmüş olduğunuz gibi bir resim veya yazı text card'ı seçmemişti. Text card'ına tıkladığımda buraya yazdık ki armut. Arka planın rengini değiştirme şansına sahipsiniz. Görmüş olduğunuz gibi buradan değiştirebilirsiniz veya yazı fontunu değiştirebilirsiniz. Yazının sağda solda ortada bulunmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde şimdi ben sorular yaratacağım. Şimdi 2. sorumuza geçelim. 2. soru. Biraz önce yazımı kopyalamıştım. Şimdi tekrardan elma diyelim. Elma fotoğrafımda herhangi bir tanesini tıkladım. Eklemesini bekliyorum sistemin. Ve back'e bastım. Tekrardan text card'ına bastım. Elma yazdım. Rengini de şu şekilde sarı yapabilirim. Fontunu şöyle yapalım.
ve daha farklı bir renk eklemişsiniz. Buradan plus tuşuna basarak ekleme şansına sahipsiniz. Üçüncü soru. Aşağıdaki meyvenin adı nedir? Çilek diyelim. Aratalım. Ekledik. Çilek diye yazalım. Tabi burada ben şu an için baş harflerine falan dikkat etmiyorum. Sizler bu şekilde dikkat ederseniz öğrencilerimiz açısından daha iyi olur. Şimdi diyelim ki sayfamız bitti 3 soruyla. You are in the zone, keep going. Yani devam da edebiliriz ve altına sayfa da ekleme şansına sahibiz. Eğer devam etmek istiyorsanız plus'a tıklayıp yani artıya basıp sayfa ekleyebilirim. Veya publish diyerek bu sayfayı artık yayınlama şansına sahibim. Bir tane daha burada bir özellik göstermek istiyorum ben. Görmüş olduğunuz gibi plus'a bastığım takdirde bir text, image, video player, create, play with video, convoke, summary card ve benzeri çalışmaların yani mesela Flipkart'ta devam etmek istiyorsam Flipkart'a basmak istiyorum. Veya poll'a basmak istiyorsam bir anket çalışması yapıyorum veya doğru yanlış sorusu. Mesela bunun sonuna bir doğru yanlış sorusu ekledim. Questions. Add questions dedik mesela. Burada mesela diyebiliriz ki hangi meyveyi bugün öğrendik? Veya bugün öğrendiğimiz herhangi bir meyvenin ismini söyleyebiliriz. Bu şekilde bir ekleme yapabilirim. Bu çalışmaları daha sonra göstereceğim. Şu an sadece Flipkart'ı gösterdiğim için devam etmek istiyorum. Save draft dedim. Sağ taraftan Türkçe olarak devam edelim. Ve publish tuşuna basacağım şimdi. Publishing yayınlama. Görmüş olduğunuz gibi bana bir link verdi. Şimdi mesela diyelim ki günümüz artık teknoloji devri. Öğrencilerimiz tabletlerinden internete giriyor. Biz bu internet artık güvenli olup olmadığını sorgulamamız açısından ve aslında belki de teknolojiyi daha iyi kullanabilmek için bu şekilde bir ödev vermek istiyoruz. Bu linki şimdi tıkladıktan sonra kopyala dedik ve W ile ben yapıştırdım şu an ve sisteme girdi. Şu an burada bir Flipkart ortaya çıkacak birazdan ve sorularım çıktı. İsmimiz işte Çağlar'la için eğer siz hazırlarsanız sizin isminiz çıkacak. Burada görmüş olduğunuz gibi header fotoğrafımız var. Kendi fotoğrafınızı da ekleyebilirsiniz. Birinci soru. Aşağıdaki meyvenin adı nedir? Diyor ki aşağı çıkarmak için tıkla. Burada öğrenci diyecek ki bu bir armuttu. Mesela velilerinizle WhatsApp üzerinden konuşuyorsanız bunu bir ödev olarak verebilirsiniz akşam. Diyeceksiniz ki ilgili linke tıklayıp öğrenciyle birlikte öğrencinin önce soruya okuyup cevap vermesini sağlayacaksınız ve akabinde doğru yapıp yapmadığını tespit edeceksiniz. Öğrenci eğer armut dediyse üstüne tıkladıktan sonra armut yazısı karşısına çıkacaktır. İkinci sorumuz aşağıdaki meyvenin adı nedir? Tıkladık elma. Aşağıdaki meyvenin adı nedir? Tıkladık çilek. Öğrenci bu şekilde aslında teknolojinin eğitime dahil edildiği bir süreçte yer alacak ve belki de yani ilgisini çekecek bir düzenle derslere olan katkısı, verimi daha çok artacaktır. İlgili diğer videolarda benzer çalışmalara devam edeceğim. Playbook sitesinde gerçekten farklı çalışmalar var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız daha çok video erişmek istiyorsanız abone almanızı sizlerden rica ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.